Metin abi nasılsın? Çok iyiyim ve çok mutluyum. Niye mutlusun abi? Çünkü böyle güzel bir ailenin, böyle güzel bir setin içindeyim. Birbirinden değerli oyuncular, dostlar var. Daha insan ne ister ki ya? Körün istediği bir göz Allah verdi, iki göz bak. Yine koyduk işi bak. Abi vallahi çok güzel espriydi, ben artık hiçbir şey demiyorum. Deme zaten. Demeyeyim bari. Çünkü benim yapacağım espri daha kötü olur bunun üzerine. Şimdi sen hele bir yap, biz düzeltiriz. 2-0. 2-0. Metin abi nereden geldi böyle 80'lerde oynamak? Aklına yani nasıl geldi bu? Baktım 2000'li yıllarda ekmek yok. 90'da da yok. Ulan dedim 80'leri de diyelim. Ben böyle 70'li 60'lı geriye doğru, tevellüt eski ya bizim. Oralara doğru gittik ya. Bir kere Birol Güven bu işin duayeni. Bu adam bir şey diyorsa doğrudur. Biz geçmişte de bir çalışma yaptık sonradan görme diye. Bir projemiz var. Sonradan görme. Aynen. Sonradan yemin ediyorum. Bir dizi yaptık bir onlar. Kur'an çaldı. İsmi sonradan görme. Şoray vardı, Osman Kralse vardı. Tamam, uzun ömürlü olmadı ama. Sonradan görme ismi. Sonradan görmeydi ismi. Sen misin o sonradan görme? Benim valla. Ondan sonra keyifliydi. Ben bir onunla yaklaşık bir çeyrek asıra yakın dostluğum var zaten. Öyle bir konuştururken falan bu iş bir filizlendi. Şimdi de gerçeğe döndü. O yüzden güzel bir olacak. Süper oldu abi, süper oldu. Hacı abi ne düşünüyorsun Metin abi gelsin? Hacım nedir? Hacı nedir sen? Ne diyeyim? Asıl biz mutlu olduk Metin abi gelmesiyle. Böyle şeker olsun. Bir adam. Var ol. Röportaj yapıyorum dedi, yapmıyorum. Peki, evet, iyi bir insan. Ya insan arkadaşlar, insan var ya. İyi düşününce her şey iyi oluyor. Bak ben bu diziyi gece gündüz yakalıyordum diğer kanallarda. Erken kalkınca işte TRT'de sabahları, gece diğer kanalda 360'da şurada burada. Yahu diziyi bir 30 saniye sonraki replikleri bilmeme rağmen her defasında yine seyrediyorum. Seyrede içine girdim ha dizinin. Abi. Vallahi. Bayağı bir içine girdin. Ne diyorum işte sana, seyrede. İçine girdik işin ya, yemin ediyorum. İnsan çok isteyince oluyormuş. Çok ben de Levent Kırca'yı izliyordum. Ulan bu adamla acaba bir gün denk gelir miyim? Oldu değil mi? Sinema filmi yaptım, bir sürü işlerde beraber oynadık. Ya oynadık. Sen ne diyorsun ya? Bu iş böyle abi. Bak şimdi kalbinle ve Rabbinle aran iyiyse her istediğin olur. Abi evet, ben de Birol Güven'le tanışmayı çok istiyordum, yolda gördüm. Nasıl yani? Ya. Yolda gördüm, tanıştım. Yolda gördüm, ne oldu tanıştın? Bir şey olmadı işte. Ya tamam o zaman, tanışmayaydın iyiydi yani. Bu kadar mı yani? Bu mu yani? Bu oldu. Bu oldu. Neyse fena değilmiş lan, bu da iyidir. Metin abi. İnsan ölümü görünce sıtmaya razı olur ya. Metin abi bir şey söyleyeceğim. Karakterin nasıl bir karakter? Sen bana ne demek istiyorsun? Yani nasıl bir karaktersin? Oğlum o. Karakterin nasıl bir karakter? Doğru soru sor. Yumuşak karakterliyim. Ne olacak? Hoşuna mı gitti? Dizindeki karakterin nasıl Metin abi? Ya karakterimizde sorun yok Allah'a şükür. Önce onun altını bir çizelim. Tabii. Bir karakter taş gibi, aslan gibi bir karakter nasılsa karakterimiz o. Dizidekine gelince dizide bir hafif böyle... hafif böyle gidirem gelirem. Ya anne bir şey demişti ya sana. Zenci ve zenci bir şey. Neydi o ya? Ya bombaydı değil mi bu? Allah fenaydı o ya. Kayda giriyorlar. Kardeş kayda girerek sonra konuşuruz. Tamam Metin abi, çok sağ ol röportaj için.